Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Herkese mutlu günler. Programımıza hoş geldiniz. Birlikteliğimiz saat 16.30'a kadar devam edecek. Trabzonspor bölümümüzle başlayacağız bu programımıza. Ve Trabzonspor dün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbul'da ilk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda bulduğu 4 golle kazanmayı başardı. Fatih Karagümrük karşısında ve finalist oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda. Beşiktaş Trabzonspor finalini izleyeceğiz. Ziraat Türkiye Kupası'nda eminim çok zevkli bir final karşılaşması olacak. Şimdi hiç vakit kaybetmeden sizleri dün akşama götürüyoruz. Bakalım Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı maçı nasıl analiz etmiş? Bu arada Abdullah Avcı'yı dinlemeden önce Beşiktaş'la ilgili bir son dakika bilgisi var. Raşit Gezzal ve Raşika Alanya Spor maçında yok. Gezzal'ın 23 Mayıs'taki kupa finaline de yetişmesi beklenmiyor sakatlıkları sebebiyle. Biliyorsunuz Ankara Gücü maçında her iki futbolcu da sakatlanmıştı. Bu son dakika bilgisinin ayrıntısını birazdan Beşiktaş bölümümüze geçtiğimizde yine sizlerle paylaşırız. Ama şimdi Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Abdullah Avcı'yı dinliyoruz. Sezonun en önemli maçlarından bir tanesi, özellikle bu senenin içindeki bizim gibi veya diğer takımlarda inişlerin çıkışların olduğu bir sezonu yaşıyoruz. Bunun içindeki özellikle ulaşılabilir koyduğumuz hedef lig üçüncülüğü ve kupanı da final oynamak ve finali kazanmak. Onun için bugün geldiğimiz nokta sezonun en önemli maçlarından bir tanesini kazandık. Trabzonspor tarihi çok önemlidir. Trabzonspor bu ülkenin en güçlü şehirlerinden ve takımlarından bir tanesidir. Tarihinde 9 kez bu kupayı kazanmış. 10. kez de bunu kazanmak istiyoruz ve müzemize götürmek istiyoruz. Oyun olarak bugün özellikle 4. maçı oynuyoruz Karagümrük'le. Artık herkes birbirini çok iyi tanıyor. Konu başlıkları hem rakiple ilgili hem bizimle ilgili çok net. İlk yarıda özellikle devre 0-0 biterken planladığımız oyunu, yapacağımız baskıları bazen geç, bazen yanlış yönlendirmeler yaptık. Oyun iyi bir takım, pas trafiği olan bir takım. Bu baskıları yanlış yaptığımızdan bazen o blok kırarak bizim topu içimize soktular. Tehlike yaşadık mı? Pek yaşamadık. Girdik mi pozisyona? Aslında ilk yarı itibariyle girmedik. Çünkü 1-0 öndeydik ilk 45 dakika baktığında geçen maçtan devam eden. Devre arasında gösterdiğimiz konu şuydu. Baskıyı bu şekilde yapacağız. Vazgeçmeden hani 1-0 avantajımız olsa da kazanmak istiyorduk burada. Ve özellikle bu baskı yönlendirmeyi son derece şiddetli bir şekilde doğru yapıp rakibi hedefsiz pasa itip aldığımız topla da hem topa sahip olmak hem diagonaller yapmaktı. Zaten ikinci yarının ilk 8 dakikası oyun böyle başladı. Ondan hemen gol kaçırdık. Sonrasında da golü bulduk. Bulduktan sonra da bence sevindirici tarafı 2'yi de bulsak, 3'ü de bulsak oyuna sahip olmak ve oyun disiplininden vazgeçmeden devam etmek son derece önemliydi. Sonrasında da bir özellikle formasyon değişikliğine gittik. Çünkü rakip ters ayaklı oyuncular kullanıyor. Kısa ortalar yapabiliyordu. Orada da bir 5-4-1'e döndük. Hem topa sahip olduk hem de daha az tehlike yaşadık. Bugün itibariyle baktığında son derece mutluyuz. Hedeflerimizden bir tanesini finale kalmaktı. Bunu gerçekleştirdik. Benim teknik adamlıkta da 3. finalim olacak. Umarım bunun karşılığını alırız. Trabzonspor tarihi çok önemliydi. Ve burada da bir teknik adam Ahmet Suat Özdeci, Allah rahmet eylesin. Bütün kupalar alan bir teknik direktördü. Umarım bu da bana nasip olur. Trabzonspor taraftarını da özellikle burada hem buraya gelenleri hem dünyadaki finale kaldık diyene kadar mutlu olduklarını biliyorum. Onlar bize son derece destekler veriyorlar. Nasıl bir oyun, nasıl bir takım istediklerini de biliyorum. Bu sene hem geçiş döneminde yarışırken, bunları elde ederken de önümüzdeki senenin planlamasını yapıyoruz. Hocam taraftarlarımıza armağan ediyorum. Karagümrük'e de iyi bir organizasyon takımı bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Az önce Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı dinledik. İkinci yarıda baskılı oynadık. Dönen toplara sahiptik. Özellikle ikinci topları çok iyi takip ettik ve sonucunu da aldık diyor. Teknik Direktör Hüseyin Tok biliyorsunuz Trabzonspor'un en başarılı dönemlerinin değişmez ismi bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, iyisiniz umarım hocam. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Nasıl buldunuz dün akşam Trabzonspor'u? Tabii ilk yarıda maalesef beklentinin çok altındaydılar. Ama ikinci yarıda
golle başlayarak daha çok özgüveni kazanarak rakibinde biraz risk yapmasından dolayı bulduğu fırsatları iyi değerlendirdi Trabzonspor. Farklı bir şekilde maçı kazanmış oldu. Hocam maçın en etkili ismi kimdi Trabzonspor adına sizce? Yani çok etkili diyemeyeceğim ama ön plana çıkartabileceğimiz bir isim yok değil mi? Ya stoperler iyiydi. Yani sağ bek Moyer iyiydi. Ha, diğer tarafa da hediye orta sahamıza malum orada sıkıntı var devam ediyor. Hücumda ona beklediğimizin beklentinin altındaydı. Fantastik gol atmasına rağmen o da beklentinin altında kaldı. Yani çok öne çıkan bir bence yani şu an düşünüyorum da fazla bir oyuncumuz yoktu. Onaçun'un Trabzonspor'daki geleceğiyle ilgili size gelen bir bilgi var mı? Southampton'la bütün haklarını almak konusunda anlaşabilir mi Trabzonspor yönetimi? Onun ama çok pahalı bir şey herhalde. Bonservis bedeli bunu başkan açıklamıştı herhalde. Pahalı. 10 milyon euro. 10 milyon euro. Zannetmem. Yani 10 milyon euro Trabzonspor bu konuda bir futbolcuya verecek gücü yok düşünüyorum yani. Onu veremez diye düşünüyorum. Ama ben Onaçı'yı tek başına Onaçı'dan da olmaz. Yani muhakkak bir tane daha gerekir Trabzonspor'a santrafor. Onaçı olmasa başka bir oyuncu olabilir. Onaçı hücum eden bir takımda yani topu ceza sahasına taşıyan, ceza sahasına ortalar yapan bir takımda Onaçı iş yapabilir. Trabzonspor da zaman zaman goller attı. Ama Trabzonspor daha çok pas yapan bir takım. Yani geliyor, orta yapmıyorlar. Geriye top bizde kalsın, top rakibe geçmesin. Biz oynayalım, biz oyun yönünü değiştirelim. Tekrar baştan bunu ısrarla Trabzonspor böyle oynuyor. Onun için ona çıkan fazla toplam buluşan, yani ceza sahasında buluşamadı. Bir tane ayağını uzatarak bir gol yaptı. Aslında Trabzonspor'un oyununa fazla gitmiyor yani. Biz orta falan Trabzonspor eski bizim dönemlerde çok orta yapılırdı. Ucunda herkes kafalar vururduk ederdik falan. Ama şu anda bu ortaları yapmıyor. Abdullah Avcı da taraftarımız hep bunu istiyor. Devamlı baskı altında tut, orta yap, sağdan soldan işte falan. Heyecan bekliyor tarafta. Onun da Abdullah Avcı yok diyor. Ben pas oyunu tercih ediyorum diyor. Ona alışacağız diyor. Onun için onu açıyor yani o kadar çok da şey değil yani. Benim görüşüme göre daha iyi bir santraforda bulunabilir yani. Anladım. Hocam bugün bazı kaynaklar Umut Nayır'ın Trabzonspor'un transfer gündeminde olduğundan bahsedildi. Siz ihtimal veriyor musunuz? Yani ben Umut'u yani şu andakinde yani ben Ümraniye'de oynadığı dönemde çok beğendim. O zaman da milli takıma falan da gitti. Yani muhakkak Trabzonspor'da Türk oyuncusu olarak da faydalı olur. Yani ben beğeniyorum yani Umut Nayır'ı. Hocam Trabzonspor'un finaldeki rakibi Beşiktaş. İki takımı evet. Tartıya koyduğunuzda hangisi ağır basıyor? Kadro yani, niteliği açısından, oyun anlayışı bakımından? Evet şu anda iki takımda liderden 35 puan civarında fark ettiler. Yani burası tabi tartışılmıyor. Trabzonspor 3. Kupada Beşiktaş finalde 4. 5. Beşiktaş kupada finalistler. Ama yukarı baktığın zaman arada uçurumlar var yani liderle arasında. Doğru. İkisinde 35-36 40'ı bulur bu puan. Bu da eski dönemlerde 40 puan geride kaldı mı liderden kümeye düşerdin. Kümeye düşerdin. O açıdan bir Trabzonspor şu anda 5 yaşa benim şeyime bir adım önde Trabzonspor. Yani kadro itibariyle oyun gereği itibariyle baktığımız zaman bir adım öndeki Trabzonspor'u görüyorum. Ama bu maçların da belli olmayacağını baktığı o günkü performansa bağlı olarak o maçın o günkü atmosferinin havasının etkili olduğunu yani onun için peşinden şu yener bu yener veya diyemeyiz yani. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Var mı Trabzonspor adına ekleyeceğiniz başka şey? Yani biz gelecek sezon için transfer çalışmaları çok memnuniyet verici. Önceden planlanmış. Başkan da açıkladı. 3-4 oyuncudan anlaşma yapıldı. Bu çok önemli bir şey. Yani lige sezona başlarken yeni transferlere başlamak çok iyi bir avantaj. Trabzonspor kupayı kazandığı zaman bildiğim kadar Ağustos'ta kupayı kazanırsa daha avantajlı olduğunu Avrupa Ligi'ne bir önermeyle tabii playoff oynayacak sadece kupayı kazanacak. Gruplara kalacağını artı bir de elenirse bile konferans liginden gideceğini. Hı-hı. Üçüncü olarak giderse iki önerme oynayacağını Avrupa Ligi'nde bunu da taraftarlarımızla bile çok soruyorlar ediyorlar.
Ben de öğrendim, böyle olduğunu söylüyorlar. Ama onun için kupayı kazandığı zaman hem Ay Yıldız takacak hem Süper Kupa oynama hakkı kazanacak. Onun için kupaya çok daha önem veriyor Trabzonspor. Peki. Hocam bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Sayın Hüseyin Tok önemli bilgiler verdi Trabzonspor bölümümüze. Trabzonspor'un eski futbolcusu. Eğer ligi üçüncü bitiren takım iki tane ön eleme oynuyor. Yani ikinci ön elemeden başlıyor. Düzelterek söylüyorum. Üçüncü ön elemeden başlıyor. Üçüncü ön elemeyi geçerse playoff oynuyor. Playoff'tan sonra Avrupa Ligi'ne gitme şansını değerlendirecek. Ama kupayı alan takım sadece playoff maçları oynayacak. İki tane maç oynayarak, kazanarak, turu geçerek Avrupa Ligi'ne gidebilir. Eğer playoff'ta elenirse kupayı alan takım Konferans Ligi'ne devam etme, Konferans Ligi'nde doğrudan gruplarda yer alma şansı elde edecek. Dolayısıyla hem Trabzonspor'un hem de Beşiktaş'ın amacı kupayla sezonu bitirebilmek, Avrupa Ligi'ne gitme ihtimali çok daha doğrudan oluyor. Çok daha kolay oluyor. En azından Avrupa'yı garantilemiş oluyorlar. İkincisi, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan bu kadar puan farkıyla uzakta kalmalarının yarattığı büyük hayal kırıklığını belli ölçülerde giderme şansına sahip oluyorlar. Sezonu bir kupayla kapatıyorlar. O bakımdan hem Beşiktaş hem Trabzonspor İzmir'de yapılması muhtemel olan kupa finalinde kupayı almayı çok istiyor. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Beşiktaş'tan bir son dakika bilgisi geldi. Raşika ve Raşit Gezzal sakatlıkları sebebiyle son maçta, daha doğrusu bu hafta oynanacak Alanyaspor maçında oynayamayabilirler. Beşiktaş Raşit Gezzal ve Milot Raşika'nın sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı. Gezzal'ın sağ uyluk arka adalesinde kas tendon bileşkesinde gerilme ve ödem, Raşika'nın ise sol uyluk 3 adalesinde gerilme ve ödem saptandığı belirtildi. Her iki futbolcu da Alanyaspor maçında dinlendirilebilir. Raşika'nın Ziraat Türkiye Kupası final maçında kaçırma ihtimali olduğundan bahsediliyor. Son maçta bence etkili bir oyun ortaya koydu Raşit Gezzal. Genel performansının uzağında olduğunu söyleyebiliriz ama son maçta iyiydi. Bence Milot Raşika Beşiktaş adına büyük bir kazanç ve Beşiktaş'ın hücum aksiyonlarında en belirleyici futbolcu. Sayın Süleyman Oktay Beşiktaş'ta yıllarca başıyla forma giydi. Beşiktaş'ta şu anda izleme komitesinde yer alıyor bizimle birlikte. Süleyman abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk Özgürcüğüm. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de iyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Evet, sağ ol. Teşekkürler Özgür. Sağ ol canım. Ne dersiniz? Az önce Hüseyin Tok Hoca da belirtti. Trabzonspor için de Beşiktaş için de kupayı almak çok önemli. Ben kendisine sordum. İki takımı tartıya koyduğumuzda hangisi ağır basıyor oyun bakımından, oyuncuların niteliği bakımından diye sordum. Size de aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Ne dersiniz? Tabii Özgür, şimdi yani bu maçların final maçlarının oynanış şekli, yapısı, futbolcuların üstündeki etkisi çok farklı. Tabii ki bu maçta Trabzon favori, Beşiktaş favori diyemeyiz ama iki takımda iyi bir mücadele olacağını, 90 dakikada veya uzatmalarda çok iyi bir savaş olacağını sahada hepimiz göreceğiz. Çünkü bütün futbolcular bunun bilincinde. Bir maç sonu isimleri kendi kulüplerinde tarihe geçecek bir maç bu. Çok önemli. Yani kulüpleri için çok önemli bir maç. Çünkü finali alan, kupayı alan takım bir nefes alacak. Sezonu ne de olsa kendi camiasına karşı iyi bitirmiş olacak. Bunun dışında maddi açıdan tabii ki getirileri olacak ve de aynı zamanda futbolcuların kendi değerlerini de arttırması bakımından çok önemli maç. Futbolcular da bunun çok iyi, çok farkındalar. Bunu çok iyi bilincindeler bunun. O bakımdan ben çok mücadeleci bir maç olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki o maça kadar, işte bak sen de şimdi haber verdin. Gezal Raşit'sa sakat dendi. Evet. Şimdi bu maça tabii ki eksik kadrolarla çıkan takım biraz dezavantajlı olabilir. Yani bu Trabzon için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli. Ben bir Beşiktaşlı olarak inşallah diyorum ki Gezzal'ın şu son maçını gördükten sonra ve Raşitsa'nın da zaten devamlı surette takım oyunu oynayan ve de takım için önemli bir yer teşkil eden Raşitsa'nın da final maçında oynamalarını isterim Beşiktaşlı olarak.
Ya çünkü eksik kadroyla çıktığın zaman o maçta dezavantajlı olursun Özgür. Yani doğru. Bu bir daha iki. Zaten iki takım da sezonu iyi götürmediler. Travmalar yaşadılar. Özellikle benim kulübüm Beşiktaş, yönetimler değişti, hocalar değişti. Kadro dışılar oldu. Futbolcular tabii ki bu kadar inişin çıkışın olduğu bir sezonda şimdi herkes diyor ki ya Beşiktaş iyi oynamadı, iyi oynamıyor. Ya bu kadrodan çok iyi futbol beklemek hayal zaten. Ama bu takım Ankara Gücü maçında yapabileceğinin en iyisini yaptı. Ankara Gücü'nü elerken iyi mücadele ettiler. İyi konsantre olmuşlar. Ankara Gücü'ne çok boşluk bırakmadılar sahada. Çok gol pozisyonu bırakmadılar, vermediler. Ve özellikle de 70. dakikada golden sonra, Muçi'nin attığı golden sonra da Ankara Gücü'nü 3. bölgede, Beşiktaş kendi 3. bölgesinde, yani hücum bölgesinde, Ankara Gücü'nün defans bölgesinde çıkarmayarak, orada pres yapıp basarak maçı da 70. dakikadan sonra 1-0 bitirmeyi başardılar. Yani bence Beşiktaş kupada çok başarılı gidiyor bence. Sayın Süleyman Oktay'ın tespiti bu şekilde. Süleyman abi, teknik direktör arayışları konusunda var mı verilen bir karar ya da hangi teknik direktörün yakın olduğu ile ilgili bir yorum yapmak ister misiniz, yoksa bu aşamada gerekli görmüyor musunuz? Özgürcüğüm, bu aşamada ya şimdi bütün camia, yönetim, tabii ki yönetim antrenör konusunda veya transferlerde boş durmuyor, çalışıyorlar. Scouting ekibi de çok çalışıyor, Sanat Hoca ayrı yönden çalışıyor, yani boş durulmuyor. Ama şu an Beşiktaş için en önemlisi kupa finali. Eğer kupa finalini geçip kupayı aldığı takdirde, çünkü her şey çok daha güzel olacak, çok daha kolay olacak. Tabii ki çatlak sesler, muhalefet yapanlar, yıpratmaya çalışanlar biraz daha susacaklar. O bakımdan bence kupa maçından sonra inşallah da kupa Beşiktaş'ın müzesine gelirse çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Önümüzdeki sezona da yansıyacak şekilde olacağını düşünüyorum Özgürcüğüm yani. Peki Süleyman abi, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Bir şey değil Özgür. İyi yayınlar diliyorum sana. İyi günler. Dinleyenlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi çalışmalar Sayın Süleyman Oktay. Beşiktaş bölümümüzde bizimle birlikteydi. Beşiktaş'ın izleme ekibinde yer alıyor. Kendisi Beşiktaş'ın formasında, futbolculuğunda başarıyla giymişti. Galatasaray bölümümüzdeyiz. UEFA Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verdiği 2 maçlık men cezasını onadı. Okan Buruk'un yanı sıra Kaan Ayhan ve Serhat Doğan'a verilen cezalar da onandı. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Sparta Praha deplasmanda maalesef 4-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti. UEFA maç sonrası Okan Buruk'a 2 maç men cezası verdi. Okan Buruk'un yanı sıra maçta kırmızı kart gören Kaan Ayhan'a 1 maç, performans analisti Serhat Doğan'a da saldırı gerekçesiyle 3 maç men cezası verildi. Galatasaray tüm bu kararlar için UEFA'ya itiraz etti, ancak temiz kurulu söz konusu cezaları onadı. Bir son dakika bilgisi olarak Galatasaray haberlerinde, gündeminde yer alıyor. Sevgili Onur Özkan bizimle birlikte, Takvim Gazetesi'nin haber müdürü, Galatasaray'ı konuşacağız kendisiyle. Onur, hoş geldin. Hoş bulduk Özgür. Kolay gelsin yayınlar. İyi çalışmalar dilerim. Ben de kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Eksik olma. Onur, Fatih Karagümrük Galatasaray maçına Volkan Bayars'tan atandı hakem olarak. Ve Galatasaray taraftarı tepki gösteriyor. Sen bir değerlendirme yapmak ister misin bu konuda? Ya o zaten ritüel haline geldi artık. Yani ben bu sezon açıklanan bir hakeme tepki gösterilmediğini hiç görmedim zaten yani. Hemen istatistikler dökülüyor işte. Doğru. Şu kadar maç yönetti falan. Ya bana çok anlamlı gelmiyor bunlar. Aslında burada önemli olan var hakem artık. Maçları var hakemler yönetiyor. Bunu artık kabul etmemiz gerekiyor. İşlerin %70-80'i VAR'da dönüyor artık. Yani o yüzden de Volkan Bayarslan'la alakalı maç öncesi yapılan spekülasyonların çok bir mantığı yok bence yani. Umarım güzel bir maç yönetir. Her iki takım adına da hakemi konuşmayız hiç maçtan sonra. Ama hani dediğim gibi artık o kadar sıradan bir hale geldi ki bu. Her hakemle alakalı yapılan bu algılar. Bana çok şey gelmiyor yani. İlgi çekici gelmiyor açık söylemek gerekirse. Bu arada Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda pazar günü Karagümrük maçında 24 bin Galatasaray taraftarı olacak. Karagümrük de işte stadın kapasitesinin %30'undan bahsetti ama Karagümrük'e ayrılan yerlerde de Galatasaray taraftarının olabileceği, Galatasaray taraftarının bilet aldığından 40 bine yakın Galatasaraylı'nın olacağından bahsediliyor. Ne diyorsun bu konuda?
Ben de 40 bin taraftar bekliyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Diğer pasoliklere açık Kasım ve Karagümrük maçında tribünler. Yani diğer pasolikleri olan taraftar. Ben de Galatasaray pasoligi var. Gidip oradan bilet alabilir miyim? Hayır, Galatasaray dışındaki pasoliklere. Ha, yani Türkiye Futbol Federasyonu pasoliklerine sahip olan. Aynen, aynen. Dolayısıyla o pasoligi alıp taraftarların birçoğu şu an bilet alıyor. Onu biliyorum. Onu söyleyebilirim. O yüzden de ben de 40 bin civarında bir taraftar bekliyorum. Onu söyleyeyim. Yani çünkü zaten %30'luk bir kapasite ayrıldı federasyonun, çünkü bir limiti var. %30'un dışında ayıramıyorsun. Maksimum %30 ayırabiliyorsun. Deplasman tribün olarak. Onu verdi Karagümrük. Onun dışında da Galatasaray taraftarının ekstra bireysel çalışmaları var. O yüzden ben de 40 bin yakın bir taraftar bekliyorum hocam. Peki. Galatasaray'ın sağ bek transferiyle ilgili olarak Kumbede'yi gündemine aldığı sizin gazetede, takvimde de geniş bir biçimde işlendi. Lyon'la Galatasaray Kulübü arasında bir müzakerenin olduğundan bahsedebilir miyiz bu aşamada? Ya, müzakereden bahsedemeyiz. Şöyle bir durumda. Kumbede aslında Sacha Boey'in gidişinden sonra da Galatasaray'ın gündemindeydi. Yani orada da listedeki isimlerden bir tanesi. Scout ekibinin raporladığı bir oyuncu Galatasaray teknik heyetine. Orada gündeme gelmişti ama o dönem işte Galatasaray yönetimi çok yüksek bir bonservis bedeli verip oyuncu almak istememişti. O yüzden de bir görüşme olmamıştı. Şu an yeniden Galatasaray'ın bir sağ bek arayışı olduğunu biliyoruz zaten. Serdar Ortaç'ın takımdan ayrılacağı herkesin bildiği bir konu zaten sezon sonunda. Dolayısıyla burada Galatasaray yeniden bir sağ bek hamlesi olacak. Bu isimlerden bir tanesi de sen söyleyeceğin Kumbedi. Olur mu olmaz mı şu an bir şey diyemiyoruz. Bir temas, bir görüşme yok. Ama Galatasaray teknik heyetinin beğendiği, gelecek gördüğü oyunculardan bir tanesi. Ben Galatasaray yönetimi zaten sağ bek transferinde Sacha Boey tarzı bir yola gireceğini düşünüyorum. Yani yine genç potansiyelli bir oyuncu alacağını düşünüyorum. Ama çok erken, hani şu geliyor şu video tarzında, burada bir görüşmeden ziyade bir liste oluşturuluyor şu anda yönetim tarafından. Peki. Hakim Ziyeç'in bütün haklarının alınması konusunda gerekli yazışmaları yapıp prosedürü tamamladı mı Galatasaray Chelsea ile? Evet, şu anda yani artık Hakim Ziyeç Galatasaray'ın resmen oyuncusu diyebiliriz. Evet. Geldiğimiz noktada. Evet. Yani Galatasaray yönetimi o özellikle son dönemdeki performansı sonrası, hı-hı, burada biraz daha işleri hızlandırdı ve Hakim Ziyeç'in yeni sezonda en azından hazırlık kampı döneminde Galatasaray'ın kadrosunda olacağını söyleyebiliriz ama açık söyleyeyim, ben hani Hakim Ziyeç'e bir teklif de bekliyorum Arap Yarımadası'ndan. Evet, hem de parasal değeri çok yüksek teklifler, evet, gelebilir. Evet. Ve yani, Galatasaray için de bence çok avantajlı. Galatasaray bu işten, bu transferden para kazanarak çıkabilir. O açıdan ben Hakim Ziyeç'in bütün haklarının alınmış olması, satın alma opsiyonunun aktif hale getirilmesini son derece doğru bir karar olarak değerlendiriyorum. Kesinlikle, yani bedelsiz aldı Galatasaray. Bence son haftalardaki performansıyla aldığı maaşı da çıkarttı Hakim Ziyeç. Yani şampiyonluk yarışında direkt sonucu etki eden 5-6 tane çok önemli dokunuşu oldu Hakim Ziyeç'in son dönemde. Bu maaşın karşılığını bence fazlasıyla verdi. Artı zaten Galatasaray eğer bir bonservis geliri elde ederse bundan tamamen çok kazançlı, hem sahada hem kasada bir iş olacak Hakim Ziyeç için. Sevgili Onur Özkan'ın fikrine katılıyorum. Her iki halükarda da Galatasaray avantajlı. Eğer isterse, tam konsantre olursa Galatasaray'a maç kazandırabilecek bir oyuncu, ki sürekliliği olursa Avrupa'da da çok yardımcı olur. Ama eğer gitmesi söz konusuysa, ki Alsab'ın 17 milyon 750 bin euroluk bir yıllık ücret teklif ettiğinden bahsediyor. Böyle bir durumda da Galatasaray para kazanacaktır. Bu da bence avantajlı. Onur, benim sana sormak istediğim birkaç soru daha var. Eğer vaktin varsa, zorunlu değil, vaktin varsa reklamlardan sonra tamamdır, tekrar bağlantı kuralım. Tamam. Az sonra birlikteyiz. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Değerli Cer, Real Madrid dün Bayern Münih'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmeyi başardı. Real Madrid'in 21. yüzyıl içerisinde final maçlarında, finalden kasıt çeyrek final, yarı final ve final maçlarında yenebilen tek takım Galatasaray. Biliyorsunuz Didier Drogba'nın, Snyder'in, Burak Yılmaz'ın olduğu kadroda, Albert Riera'nın olduğu kadroda Galatasaray Fatih Terim yönetiminde Real Madrid'e 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1'i üstünlük sağlamış. Hatta 4. 5. golü bulabilecek pozisyonları da üretmişti ama hakem hatalarına kurban gitti. Sonrasında Real Madrid Cristiano Ronaldo'yla bir gol buldu ve maç 3-2 bitti. O tarihten bu yana finallerde yenilmiyor. Galatasaray'da o dönem Schalke'ye eledikten sonra Real Madrid'e karşı çeyrek finalde oynamıştı Şampiyonlar Ligi'nde. Sevgili Onur Özkan, Galatasaray bölümümüzde bir kez daha bizimle birlikte. Onur, hoş geldin.
Hoşçakalın. Tabii bunlar önemli şeyler. Başarı olarak kabul edilebilir ama tabii bunlar detay. Kalıcı başarılar koyabilmek için Şampiyonlar Ligi'nde çok güçlü kadrolara sahip olmak lazım. O bakımdan bir süreklilik söz konusu Galatasaray'da transfer çalışmalarında, belki yönetim değişiyor ama ben merak ediyorum, Mertens kalacak mı? Yeni sözleşme yapılacak mı? Kalsa bile yanına forvet arkasında oynayabilecek serbest adam pozisyonda yeni bir oyuncu alınacak mı sence? Öncesini söyleyeyim. Dediğin doğru. Güçlü kadrolar önemli devamlılık için ama doğru planlama çok da önemli. Yani Avrupa futbolunun gerçeklerine uygun kadrolar. Mesela bu sezonki Galatasaray'ın kadrosu da güçlü bir kadro ama bence Avrupa futbolunun gerçeklerine uygun bir kadro değildi ki, zaten işte Kopenhag maçlarında, Molde maçlarında, Sparta Prag maçlarında bunun sıkıntıları yaşandı. Planlama Galatasaray'da çok önemli çünkü 12 yabancı biliyorsun yeni sezonda, yabancı sayısı 2 düşüyor. Burada bir matematik söz konusu. İyi hesaplanması gerekiyor her şeyin, tüm ayrıntıların. Mertens'in kalması yönünde Okan Hoca'nın kesin bir talebi var. Yönetim bu konuda Mertens'le görüştü. Zaten bir prensip anlaşması var. Yani Mertens'le kalmak istiyor. Ama rakam konusunda kesin anlaşılmadığını ben söyleyeyim. Hani bitti, imza atıldı tarzı bir durum yok şu anda. Sadece tarafların karşılıklı prensip olarak kalma ve devam etme istekleri var şu anda masada. Mertens'in 3 milyon euroluk bir maaşı söz konusu. Galatasaray yönetimi iki şekilde anlaşma yapmak istiyor. Bir, bu maaşı düşürmek istiyor 2 milyon euro seviyelerine. İki, aynı maaşla devam etse bile Mertens bu maaşı bazı performans şartlarına bağlamak istiyor. Yani bu şartlar yerine gelirse, ki Mertens'in ben zannetmiyorum bunu, onlardan birine hayır diyeceğini, Galatasaray yönetimi önümüzdeki günlerde yeni sözleşmeyi açıklayacak. Dediğim gibi ya maaş düşecek ya da mevcut maaşı bazı şartlara bağlı olarak Mertens ödenecek. Ne dersin? Bu noktada Mertens kalmaya sıcak bakıyor mu sence? Tabii. Mertens zaten kesinlikle kalmak istiyor ama senin dediğin çok doğru. Mertens kalsa bile bu sezon yapılan hata yapılmamalı ve onun mutlaka arkasına bence genç, potansiyelli, belki de Mertens'in bir şeyler öğretebileceği bir futbolcu transfer edilmeli. Mertens yine yalnız bırakılırsa o bölgede tek başına bu sezonki performansı bir daha gösteremeyebilir. Yani şu performans bile olağanüstü. Beklentilerin çok ötesinde bir performans diye düşünüyorum. O yüzden de burada planlama yapılırken mutlaka 10 numara pozisyonunda Mertens'i yedekleyebilecek, dinlendirecek bir ikinci oyuncuya ihtiyaç var. Ne diyorsun, Rafa Silva konusunda yeni bir görüşme olacak mı Galatasaray'da? Çok zor artık. Yani şu anlamda çok zor. Galatasaray yapacağını yaptı. Teklifini sundu. İşte bonuslar, imza parası falan nedir derken. Nedir sunulan teklif sende? 4-4,5 milyon euro yaklaşan bir yıllık teklifi var Galatasaray'ın. Yani maaş artı bonuslar artı imza parası hepsini içeren bir teklif paket halinde yıllık 4-4,5 milyon euro seviyesine geldi. Ama evet, masada öyle teklifler var ki, özellikle Körfez'den 9 milyon euro teklifler var. Onu geçtim. Stuttgart'ın çok ciddi bir teklifi var. Stuttgart biliyorsun Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor yeni sezonda. Orada benim şahsi fikrim Stuttgart dışı olacakmış diyor Rafa Silva konusunda. Yani çünkü hem Bundesliga'da oynamaya sıcak bakıyor Rafa Silva, Avrupa'nın 5 büyük liginden biri. Hem Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Maaş evet Galatasaray ve Körfez ülkelerinin altında ama oyuncu şu anda maaştan ziyade kariyer hedefini ortaya koymuş durumda. O yüzden de sanki Bundesliga Stuttgart dışı olacakmış gibime geliyor. Peki. Bu arada Galatasaray Yunan ekibi Panathinaikos'ta gol krallığına yarışan ve Yunanistan'ın şu anda en formda oyuncusu olarak gözüken Ioannidis'in transferini düşünüyor şeklinde haberler çıktı Yunan basında. Arkadaşım Yergopoulos bu konuda bilgi verdi ama beklentileri çok yüksekmiş. 25 milyon euro civarında. Değerli bir oyuncu. Evet. Yani Sporting Lisbon Geokers'i muhtemelen Paris Saint Germain'e ya da Manchester City'ye satacak. Onun satışıyla birlikte Ioannidis'i alacak haberi de bugün rekortta yer aldı. Ne diyorsun bu konuda? Evet, yani iyi bir futbolcu, potansiyeli çok, talibi var. Yani şimdi Icardi varken zaten onun arkasına böyle yüksek maliyetli bir oyuncu alamazsınız. Hı-hı. Mantığı yok. Hı-hı. O yüzden de tamamen spekülasyonun ibaret. Olmaz yani. Çok zor bir transfer. Mümkün değil yani şu anda. Evet. Sevgili Onur, 25 Mayıs'ta seçim var. İki tane aday var. Mevcut Başkan Dursun Özbek, Profesör Doktor Süheyl Batum. Ne diyorsun evet, bu yarış için? Kim kazanır? Ya açıkçası tabii ki genel kurullar öncesinde tahminde bulunmak yanlış olabilir ama şu an net bir tablo var önümüzde. Camianın büyük bir kısmı Sayın Özbek'in arkasında birleşmiş durumda. Yani çok ciddi bir destek var arkasında. Sportif anlamda, ekonomik anlamda iyi bir süreç geçirdi bence. Çok daha önemlisi Galatasaray'a barışı getirdi diye düşünüyorum. Yani bundan 2 yıl evvel Galatasaray kulübü mahkeme koridorlarındaydı. Davalar, itirazsızlıklar derken
camiada herkesin kucaklaştığı, bir araya geldiği bir iklim oluşturdu Sayın Özbek. Bence bu Galatasaray açısından sportif ve ekonomik başarıdan bile önemli geldiğimiz noktada. Ben hani çok büyük bir sürpriz olmadığı sürece Sayın Özbek'in rahat bir seçim süreci geçirip kazanacağını tahmin ediyorum. Peki. Var mı Galatasaray gündemine dair ekleyeceğim bir şey? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Sevgili dinleyiciler, Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı'yı da transfer gündemine aldığından bahsedilmişti ama Yusuf Avrupa'da yoluna devam edecek. Benim edindiğim bilgi bu yönde. Bazı İspanyol takımları onun transferiyle ilgileniyor. Bakalım gerçekleşecek mi? Lille sözleşmesinin sonuna geldi Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı'nın Hollanda takımı Ajax'ın transfer gündeminde olduğundan bahsediliyor. Ajax aynı zamanda Barış Alper Yılmaz'ın, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın da transferine talip. Önceki gün yaptığımız programda Hollanda'dan yaptığımız telefon bağlantısında bu bilgiyi sizlere aktarmıştık. Az önce Galatasaray bölümümüzde Onur Özkan fikrini sizlerle paylaştı. Takvim Gazetesi'nin haber müdürü. Lille sözleşmesini tamamlayacak olan Yazıcı'nın adı birçok takımla anılıyor. Hollanda'da bir gazete Voetbalsana geçtiği bu gazetenin haberine göre Yusuf Yazıcı'nın opsiyonlarından bir tanesi de Ajax. Sağ kanat transferi yapacağı aktarılan Ajax'ın adayları arasında Yusuf Yazıcı'nın da olduğu vurgulandı. Yusuf Yazıcı Ajax için bir lütuf olabilir denilen haberde milli futbolcunun bedelsiz transferine değinildi. Yine haberde Yusuf Yazıcı'nın son derece teknik, dar alanda güçlü ve çok yönlülüğü nedeniyle Ajax'ın sağ kanadına uygun bir futbolcu olarak tanımlandığını görüyoruz. Bu sezon toplam 42 maça çıktı. 2126 dakika süre aldı Yusuf Yazıcı. 12 tane gol attı. 4 tane gol pasıyla oynuyor. 27 yaşında oyuncu biliyorsunuz. 2019 yılında Trabzonspor'a 18,5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti Lille Yusuf Yazıcı için. Yusuf Yazıcı an itibariyle Trabzonspor tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı konumunda. Sevgili dinleyiciler, programımızın bu aşamasında Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Teknik direktör Cömert Pehlivan bizimle birlikte. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor ama şu sıralarda İstanbul'da kendisiyle Fenerbahçe'yi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar. İyisiniz umarım hocam. Sağ olun, iyiyim. Sizler? Biz de iyiyiz hocam. İşte program yapıyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz. Sağ olun. Hocam, Jose Mourinho'nun eğer mevcut başkan Ali Koç tekrar aday olursa Jose Mourinho'yu takımın başına getireceğinden bahsediliyor. Bu konuda bir teknik direktör olarak fikrinizi öğrenmek istiyorum. Ne diyorsunuz? Tabii Jose Mourinho isim olarak dünyada top. Şu anda tabii son iki senedir biraz daha yeni isimler, birçok işte Kupa 1'de kupa kazanan hocalar tabii ki üst seviyelerde ama Jose Mourinho dendiği zaman dünyada top 10 antrenörden sayabileceğiniz, saygı duyabileceğiniz bir hoca. Türkiye'de daha önce Portekiz kökenli hocalar her iki takımda da denendi. Türkiye açısından isim bir hoca. Tabii ki Ali Koç bu sezonki Fenerbahçe'nin ki olası şampiyonluğu kaybetmesi halinde iyi bir isimle anlaşması gerektiğini düşünüyorum. Bu olarak da tabii ki doğru veya yanlış bir isim olarak Jose Mourinho'ya kimsenin itiraz edeceği bir hoca değil. Ama Portekiz ekolü yaptığı futbola verdiklerini göz önüne alırsak Fenerbahçe için, Türk futbolu için doğru bir hoca diyebilirim. Yanılıyorsam sizi düzeltin. Sayın babanız da Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyesi. Dolayısıyla siz de camiadaki Fenerbahçe'deki gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. Önemli bilgilere sahip olduğunuzu düşünüyorum. Ne dersiniz? Sayın Başkan Ali Koç yeniden aday olacak mı? Var mı bu konuda bir bilginiz? Bilgi olarak şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de tabii sular durulmuyor. Fenerbahçe birçok başkan adayı çıkacaktır Fenerbahçe söz konusu olduğunda. Ben Ali Koç'un tekrardan aday olacağını düşünüyorum. Çünkü yarın Cuma günü, Cuma gününe kadar bir karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de Ali Koç'un bırakacağını düşünmüyorum. Bu kişisel şirketlerde de kendi koç grubunda da yönetim kurulu konuşmaları geçti. Olursa Fenerbahçe'yi bırakılacak dendi. Başkanlığı tekrar olursa ama orada da kardeşi başkanlığına tekrar getirildiği zaman koç grubuna Fenerbahçe'de devam edeceğini düşünüyorum. En azından karşısına bir aday çıktı çıkmasın adaylığını koyacağını düşünüyorum. Anladım. Yani koç grubunda da holding yönetim kurulu başkanlığına Ali Koç'un kardeşi getirildi. Dolayısıyla bu Ali Koç'un tekrardan Fenerbahçe'de başkan adayı olacağı, başkanlığa devam etmek arzusunda olduğunun işareti olarak mı kabul edilebilir? Ben öyle düşünüyorum. Ayrıca de başarısız geçen 5 sezon ardından ben Ali Koç'un bu kadar maddi manevi Fenerbahçe'ye
yatırım yaptıktan sonra bırakacağını düşünmüyorum. Hı hı. Her ne kadar kongrede taraftarlara biliyorsunuz söylemişti bırakacağım, hiç devam etmeyeceğim sözlerini duymamıza rağmen ben Fenerbahçe'de bir sezon daha, iki sezon daha güçlü bir kadroyla ki şu anda son senede yaptığı transferlerle son 4 seneye göre çok daha farklı oyuncu profilleri seçerek Fenerbahçe taraftarının takdirini karşıladı. Ama başarılı var mı? Başarı yok. Bu başarısızlıkta da Fenerbahçe'yi tekrardan aday olacağını düşünüyorum. Evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum. Sayın Cömert Pehlivan Fenerbahçe altyapısında futbolda oynadı. Şu anda teknik direktörlük yapıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu önemli bilgileri aktardı. Size tespitini, düşüncelerini paylaştı. Hocam ne diyorsunuz son 3 hafta için Fenerbahçe adına? Fenerbahçe adına son 3 hafta tabii ki futbol sadece teknik taktik değil. Aynı zamanda moral motivasyon da çok önemli futbolda. Bu oyuncu hocadan oyunculara geçen, taraftardan oyunculara geçen bir moral motivasyon. Tabii ki büyük isimler var. Ama Fenerbahçe'de bir karışıklık oldu aşina. Fenerbahçe şu anda psikolojik üstünlüğü tabii ki rakibine kaptırmış durumda. Bu hafta oynayacağı Kayseri maçı çok önemli. Çünkü Kayseri bir puan aldığı takdirde ligde garantileyecek kalmayı. Evet. Yani Kayseri için son 3 haftada bir puan yeterli olacak. Bu da Fenerbahçe karşısında Burak Yılmaz'ın 4-3-3 oynayan Burak Yılmaz'ın elini güçlendiriyor bence. Fenerbahçe'yi zorlayacak bir rakip Kayserispor. Fenerbahçe'nin şansı matematiksel olarak evet devam ediyor İsmail Kartal'ın söylediği gibi. Ama bu matematikler çok çok düşük artık olasılıklara bakıyor. Galatasaray'ın 6 puan kaybetmesi son 2-3 haftada çok kolay bir şey değil. 3 puanı siz alsanız bile Galatasaray'ın oyun gücü şu anda Fenerbahçe'nin üstünde. Hı hı. Fenerbahçe aynı durumda olsaydı oyun gücü olarak Galatasaray Fenerbahçe'nin oyun gücünde olsaydı çok açık şekilde şunu söyleyebilirim. Bir takılma olabilir ama bugün Galatasaray psikolojik üstünlüğü sahaya da yansıtıyor. O yüzden ben beklenti olarak Fenerbahçe'nin Galatasaray maçındaki galibiyetine rağmen son 3 haftada son kalan 2 maçında da 6 puan alabilecek durum olduğunu veya zorlanmadan alabilecek olduğunu düşünmüyorum. Anladım. Bu önemli tespiti Sayın Cömert Pehlivan yaptı. Hocam tabii önümüzdeki sezon kadronun çok daha güçlü ya da efektif olabilmesi için iskelet kadroyu korumak şart. Ama bazı oyuncuları da tutmak çok güç. Mesela Ferdi Kadıoğlu Sayın Başkan da söyledi. Önümüzdeki sezon muhtemelen bizimle olmayacak, başka ufuklara yelken açacak dedi. İrfan Can Kahveci'nin transfer olabileceğinden bahsediliyor. İngiltere'den Newcastle'ın onun transferini ısrarla istediğinden bahsediliyor. Sevilla'da deniyor ama Sevilla'nın İrfan Can için istenilen rakamları ödeyebilecek mali gücünün olmadığını biliyorum, net biliyorum. 20 milyon eurodan bahsediliyor. Ne dersiniz? En azından fundamental olarak tarif edebileceğimiz takımın değişmez parçalarından hangileri kalmalı? Önümüzdeki sezon kadro planlaması nasıl yapılmalı Fenerbahçe'de? Tabii Fenerbahçe'de şimdi şöyle bir durum da söz konusu olmaya başlıyor. Evet, genç bir yapılanma vardı. Üstüne tecrübeli oyuncular geldi. Ferdi'yi tutmak çok zor. Ferdi'yi bugün bence bu sene kalması bile zordu ki Arda'nın gidişinden sonra Ferdi artık değerini çok fazla şekilde hem milli takımda bir de Avrupa Şampiyonası'ndaki oyunuyla belki öncesinde sözleşme değil Avrupa Şampiyonası sonrası Fenerbahçe sözleşmeye ikna edebilirse Ferdi'yi Arsenal gündemde mutlaka Ferdi'yi kaçıracak. Burada İsmail Yüksek bence Fenerbahçe için önemli ikinci bir transfer durumu olabilir. İsmail Yüksek'in de Avrupa'dan talipleri olacaktır. 6 numara olarak Türkiye'de ve milli takımda oyun, gücü oyun tarzıyla İsmail Yüksek'te teklif gelecektir. İrfan Can Kahveci'ye gelirsek, İrfan Can Kahveci için ben de size katılıyorum. Sevilla'nın bütçeler olarak İrfan Can Kahveci'ye yazılanlar, basında yazılan rakamlara çıkması çok zor. Ama İrfan Can Kahveci'nin de Avrupa'da oynama isteği olursa tabii ki o da fedakarlık edecektir. Burada tabii İrfan Can'ı zorlayan bir Cengiz olsaydı belki çok daha farklı olurdu. Şimdi burada Fenerbahçe'nin elinde mecbur bulundurması gereken Cengiz Ünder, Mert Müldür gibi oyuncular var. Ben Mert Hakan Yandaş'la yollarını ayrılacağını düşünüyorum. Zaten Fenerbahçe için de bu gerekli olacak diye düşünüyorum. Çağlar'ın... Mert Hakan Yandaş'ta yeni bir sözleşme yapılmayacak değil mi hocam? Fikriniz o yönde. Evet, ben o yönde düşünüyorum. Mert Hakan Yandaş'ın ne kadar son maçlarda şu anda yerli statüsünden dolayı oynayabilecek olması, skor Fenerbahçe'ye katkı sağlaması, Mert Hakan Yandaş'ın şu an için Fenerbahçe'de kalabilecek potansiyelde olduğunu düşünmüyorum. Çağdaş'ın zaten Çağlar'ın Söyüncü'nün şu anda zaten bonservisi alacağını da düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin.
Orada çok daha farklı bir yapılanmaya gideceğini düşünüyorum. Şu anda Karagümrük'ten sanırım sağ bek transferi. Levent Mercan ne diyorsunuz hocam? Sol bek Levent Mercan'ın transferi sol, sol için bek, evet. Yani Ferdi gittikten sonra orayı doldurabilecek bir futbolcu mu? Karagümrük'te onu tanıyanlar bunu yapabileceğini, bu potansiyele sahip olduğunu düşünüyorlar. Levent Mercan gerçekten bu potansiyele sahip mi? Ben şunu net bir biçimde biliyorum. Ali Koç'la Süleyman Urma Levent Mercan'ın transferi konusunda anlaşmışlar. Levent Mercan güçlü bir futbolcu. Altyapısı güçlü, mental olarak güçlü bir futbolcu. Ama Fenerbahçe tabii sürekli, özellikle Fenerbahçe'nin sol kanadı senelerdir. Ferdi dışında, Roberto Carlos dışında, bir zaman Ümit Hoca'nın oynadığı zamanlarda Fenerbahçe'nin sol kanadı genel anlamda hep atağa katılan, sol beklerinden, sağ beklerinden, işte Gökhan Gönül'ün oynadığı zamandan, Serkan Balcı'nın oynadığı zamandan hızlı atağa katılan futbolculardır. Burada Levent Mercan'ın ofensif yönünü çok daha fazla geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum ben Fenerbahçe'de oynayabilmesi için. Hı hı. Rakibi zorlayacak bir sol bek gerekiyor Fenerbahçe'ye. Tabii ki olacaktı ama altyapısı güçlü olduğu, mental yapısı güçlü olduğu için ben adapte olacağını düşünüyorum. Ama Fenerbahçe tabii Ferdi'den sonra bir sol beki kaldırması için belki orada yabancı bir sağlam bir sol beke de gidebilir diye düşünüyorum. Yedekleme olabilir. Mert Müldür'ün o sahayı yedeklediği gibi. Bu önemli tespitleri Fenerbahçe ile ilgili olarak teknik direktör Cömert Pehlivan yaptı. Kendisi Fenerbahçe'de futbolda oynadı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde teknik direktörlük yapıyor. Ama şu anda İstanbul'da. Hocam benim size sorabileceklerim bu kadar. Var mı Fenerbahçe ile ilgili ekleyeceğiniz başka şey? Yok, teşekkür ediyorum bağlandığınız için. Kayseri maçında tabii Fenerbahçe'nin orta sahayı biraz sağlam tutması gerekiyor. Belki orada İsmail Kartal'ın ilk defa bir sezon boyunca Fenerbahçe taraftarından beklentisini gerçekleştirebilir yerli statüsünden dolayı. Orada belki Ferdi'yi 6 numaraya, 8 numaraya çekip Cicico'yu sola alıp Çağlar'la başlayabilir. Veya Cengiz'i oynatmayacaksa King'i oraya alıp Mert Müldür'ü alıp tekrardan Ferdi ile sol beki kuvvetlendirebilir. Ve Çağlar'ı yine koyup Cicico'yu bu sefer 6 numaraya veya sol stopere çekebilir. Bakacağız nasıl bir tercihte bulunacağını. Onun dışında beklentimiz Fenerbahçe'nin son 3 maçında ve Türkiye Ligi'nde güzel bir karşılaşma olmasını bekliyoruz. Yani en azından son 3 haftayı biraz daha heyecanlı bir şekilde futbol severler seyretmesini bekliyoruz. İrfan Can Kahveci de sakatlandı ve muhtemelen önümüzdeki maçlarda oynayamayacak. Bu da büyük bir eksik, sezonun en iyi değil mi futbolcusu. Hocam çok teşekkür ederim. Uygunsanız yarınki yayınımızda tekrar bir bağlantı yapalım ve devam edelim Fenerbahçe gündemini konuşmaya. Bugün için çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Mümkün olursa yarın tekrardan konuşuruz. Görüşmek peki. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Teknik direktör Cömert Pehlivan bizimle birlikteydi. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Avrupa'dan futbol. Almanya. Dellinger dün Bayern Münih'in 90+13. Dakikada attığı gol Santiago Bernabeu'da offside olduğu gerekçesiyle iptal edildi ve Bayern Münihli futbolcular De Ligt ve Thomas Müller başta olmak üzere çok ciddi itirazlarda bulundular maçın hakemine Marcinyak'a ve De Ligt maçtan sonra yaptığı açıklamada büyük bir rezalet diyen hakem bana üzgünüm bir hata yaptım dedi. Real Madrid'in her zaman hakemlerle birlikte yürüdüğünü söylemek istemiyorum ama bugün farkı yaratan buydu diyor. Thomas Tuchel de teknik direktörde tam bir felaket olarak nitelenmiş hakem kararını. Thomas Müller çok ciddi bir itirazda bulunmuştu ama neresinden bakarsanız bakın Real Madrid çok önemli bir geri dönüş yaptı. Üstelik Real Madrid'in Nacho'nun ayağını bulduğu gol de sayılmadı. Beraberliğe ulaşabileceği sayı. Sonrasında iki gol birden buldu ve 1-0'lık skor dezavantajına rağmen 1-0 gerideyken 2-1'lik galibiyet elde etti ve finale adını yazdıran taraf oldu. Bir başka Alman takımı, Almanya'nın ikinci büyük takımı Borussia Dortmund'da finalde karşı karşıya gelecek. Londra'da Olimpiyat Stadyumu'nda, Wembley'de düzelterek söylüyorum, 1 Haziran'da Real Madrid takımı Borussia Dortmund ve Bayern Münih için ilginç bir sezon oluyor. Her ikisi de Bayer Leverkusen'in Bundesliga 1'de gerisinde kaldı ama Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara kadar gitmeyi başardılar. Zaten Şampiyonlar Ligi için kurulmuş takımlar. Özellikle de Bayer Münih. Sevgili Ali Polat, Avrupa'dan Futbol Almanya bölümümüze bizimle birlikte eksik olmasın. Radyo Spor'a çok büyük katkıları oluyor. Yıl boyunca bağlantılar yapıyor. Yayınımıza hoş geldin sevgili Ali Polat. Merhaba.
Özgürcüğüm merhabalar, iyi yayınlar. Almanya'dan sevgiler, saygılar Freiburg'dan. Kolay gelsin. Dün akşamki maçın yansıması nasıl oldu Almanya'da? Ya Almanya tabii ki şokta. Çünkü dediğiniz gibi Bayern Münih elinden kaçırdı. Real Madrid tabii finale bir Alman takımıyla eşleştiği için şimdi Bayern da büyük ihtimalle Dortmund'u destekleyecek ki finalde Alman takımının Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasını isteyecek tabii ki. Hı hı. Ama Almanya'da dediğiniz gibi çok büyük etki yaptı. Real Madrid Bayern Münih'in elenmesi. Çünkü beklemiyorlardı. Şans tabii hakem faktörü çok büyüktü. Hakeme işte yükleniyor mu Alman basını? Tabii. Alman hakemin hatalarını genelde kanallarda hep gösteriyor. Basında da medyada her yerde hakemin hata yaptığını ve Real Madrid'i bir nevi koruduğunu yani finallere Real Madrid'i hakem götürdü diye manşet olan gazeteler de var. Peki. Borussia Dortmund'da teknik heyette Nuri Şahin yer alıyor. Borussia Dortmund altyapısından yetişip A takıma kadar çıkmış ve Borussia Dortmund da bence başarılı olmuştu. Borussia Dortmund'da Salih Özcan var. Türk milli takımının oyuncusu. Borussia Dortmund'da Emre Can var. Türk oyuncu Alman milli takımında oynuyor. Onlar için de ilginç olacak bu final. Real Madrid'de yapılacak final. Tabii evet zaten doğru. Yani şimdi orada dediğiniz gibi bizim 3 milli futbolcumuz, 3 2 milli oyuncumuz. Gerçi Emre Can da Alman milli takımında oynuyor ama o da bizim gurbetçi oyuncumuz. Tabii. Yani 3 tane bizim kendi çocuklarımız oynayacak finalde. Peki. Nuri Şahin'in Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğundan, Beşiktaş'a teknik direktör yapılacağından bahsediyor ki Sayın Başkan Hasan Arat bir görüşme yaptı. Borussia Dortmund Paris Saint Germain maçından sonraki gün bir hafta önce. Ne diyorsunuz? Bu konudaki yorumunuz nedir ya da size gelen bilgi ne yönde? Özgürcüğüm ben Beşiktaş'ın çok büyük bir eğer ki görüşüyorsa ki bence çok büyük bir hata yapıyor. Şöyle diyeceğim. Çünkü hatırlarsam bundan bu Portekiz'de hocayı getirdiğimde de yorumumu da söylemiştim. Yani Beşiktaş'a hiçbir faydası olmayacak ve 2-3 ay içinde yollanacak bir hoca demiştim ki. Şimdi Nuri Şahin evet Antalya Spor'da biraz bir başarı yaptı. Ama yani şimdi Beşiktaş büyük bir kulüp. Büyük kulübü Nuri Şahin kaldırabilir mi? Hayır, kaldıramaz. Çünkü Nuri Şahin Borussia Dortmund'da 3. veya 4. antrenör olarak çünkü altyapısından çıkıp 1. takımında oynayıp yani Dortmund'da sevildiği için Dortmund'da yardımcı hoca olarak devam edebilir ama Beşiktaş kulübü gibi büyük kulübü veya Galatasaray veya Fenerbahçe gibi takımları kaldıracak şu anki kapasitesi yeterli değil. Ama Beşiktaş'ı kaldıracak antrenör derseniz Türkiye'de bence şu anda en uygun kişi Sergen Yalçın. Beşiktaş'ın çocuğu. Türkiye'de gittiği birçok takımda başarılı oldu. Yani benim yurt dışından yani Almanya'dan gördüğüm ve net şekilde söylemek istediğim bu. Yani Beşiktaş'ta eğer hoca getirmek istiyorsanız çok büyük bir iyi bir hoca ama ona göre de bir kadro kurmaları lazım. Ama anladım. Türkiye'yi bilen, Beşiktaş'ı şampiyon yapan, Türkiye yani Türk Ligi'ni çok çok iyi bilip Beşiktaş kulübünü çok iyi bilen bir Sergen Yalçın bence çok daha büyük başarı olur ve taraftarını da mutlu eder ki bence Feyyaz abi ve Samet Hoca mutlaka şu an Sergen'le görüşüp anlaşması lazım ki Sergen de ona göre kendine bir kadro yapacak, hazırlıklarını yapacak ve taraftar da çok mutlu olur. Bundan emin olun. Hı hı. Sergen Yalçın'la görüşme şansınız oldu mu? Bu konuda ne diyor? Var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Ben Murat'la dün yazıştım ama Murat tabii net cevap vermedi. Evet Murat Şahin, Sergen'i yazmış. Benim takım arkadaşım, çocukluk arkadaşım aynı zamanda. Evet. Yani o da Sergen, Murat da pek bir şey yapmadı ama dediğim gibi Sergen getirilmesi gereken Türkiye'de tek hoca. Şu an Beşiktaş kulübü için söylüyorum. Ve çok da başarılı olur. Ve taraftar da zaten seviyor. Ve Beşiktaş'ta birçok oyuncuyla da görüştüm ben 2 gün önce. Özgürcüğüm hepsinin söylemi Sergen yakışır kulübe diyorlar. Peki. Sevgili Ali Polat son derece önemli tespitlerde bulundu. Beşiktaş'la ilgili olarak. Çok teşekkür ederim bir kez daha katıldığınız için. Yani ben teşekkür ederim Özgürcüğüm. Dediğim gibi yani Nuri Şahin getirirse tekrar bir maceraya girer. Samet Hoca ile Feyyaz abi. Yani tekrar bir maceraya girerler. 3 ay sonra o zaman hepsi onları da yollarlar. Yani öyle gözüküyor. Bunu söylemek istedim. Peki. Bir kez daha teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Sevgili Ali Çok Polat. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sevgiler Almanya'dan. Özgürcüğüm. İyi günler. Değerli dinleyiciler.
Türk takımlarının sürekli gündeminde olduğundan bahsedilen bir futbolcu var. Jorginho, İtalyan oyuncu, Arsenal'da forma giyiyor. Özellikle İstanbul'daki 3 büyük takım Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündeminde olduğundan bahsediliyordu. Ancak bugün itibariyle Arsenal kendisiyle 2025 Haziran ayına kadar sözleşme yaptı. 1 yıllık yeni sözleşme yaptı ve Arsenal teknik direktörü Arteta, Jorginho gerçekten takımın çok önemli bir parçası, bir rol model ve sahada son derece zeki bir liderlik örneği sergiliyor. Onun futbol stili benzersiz ve bizimle birlikte olduğu için çok mutluyum. Saha içerisinde herkesi organize etme yeteneğine sahip dedi. Böylece Jorginho ile ilgili transfer haberleri ya da spekülasyonları da ortadan kalkmış oldu. Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Kayseri Spor hafta sonunda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kayseri Spor Teknik Direktörü Burak Yılmaz Fenerbahçe maçı ile ilgili bazı açıklamalar yaptı basın mensuplarına. Eğer Kayseri Spor şampiyonu olmuyorsa kimin şampiyon olduğunun bizim için bir önemi, bir değeri yok. O yüzden biz kesinlikle korkmadan, ayaklarımızı yere basarak sağlam bir şekilde Kayseri Spor'a yakışır bir şekilde oraya gidip kendimize güvenerek, inanarak bir meydan okumaya gideceğiz. Fenerbahçe'ye saygımız sonsuz, taraftarına saygımız sonsuz. Oldukları yarışta biraz geri duruma düştüler. Dediğim gibi bizi ilgilendirmiyor. Biz Kayseri Spor'un hedefleri doğrultusunda oraya kazanmaya gideceğiz. Kazanmak için bütün planımızı, programımızı ona göre yapıyoruz. Dediğim gibi kimseden de bir çekincemiz yok. Ben oyuncularıma güveniyorum, inanıyorum. Onları da çok seviyorum. Kayseri Spor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ı dinledik. Dün Milliyet'in ödül töreninde, yılın başarılı sporcuları ödül töreninde Mauro Icardi de bazı açıklamalar yaptı. Icardi ile ilgili bant henüz hazır değilmiş. Semih Kılıçsoy dünkü ödül töreninde Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç forveti yer aldı ve tabii basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakalım ne söylemiş kalan sezonun kalan bölümüyle ilgili ve tabii geleceği ile ilgili. Bu seneye çok istediğimiz gibi geçmedi sezon ama önümüzde bir kupa finali var. Onu düşünüyoruz, oraya odaklıyız. Kendi açımdan da iyi geçiyor. İyi bir performans verdiğimi düşünüyorum. İnşallah böyle devam edecek. Ya ben bu konularla ilgilenmiyorum. Kulübümün çıkarları doğrultusunda. Kulübüme göre hareket ediyorum her zaman. Derlinger, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi. Riquelme gol attıktan sonra taraftarın sesini duymak istiyorum dercesine ellerini kulaklarına götürüyordu. Ben de o hareketi, o gol sevincini taklit ederek ellerimi kulaklarıma doğru götürüp açıyorum iki yana. Dolayısıyla bu hareketim Riquelme'den kalma diyor Arjantinli golcü Mauro Icardi. Galatasaray taraftan hatta genç jenerasyonun başka kulüplere, rakip kulüplere gönül vermiş çocukların, genç jenerasyonun da büyük bir sempatiyle baktığı, gol sevincini taklit ettiği bir futbolcu haline geldi. Sadece sportif başarı değil, aynı zamanda saha dışında da sevilen bir figür haline geldi Mauro Icardi. Fenerbahçe'de Edin Dzeko dün sabah özel bir hastanede anestezi altına alındı ve kolonoskopi işlemi yaptırdı ve antrenmanda yer almadı. Dzeko'nun sağlık durumu iyi. Ajans Spor'dan Salim Manav'ın haberi bu şekilde, bir kolonoskopi işlemi yapılmış Edin Dzeko'ya değerli dinleyiciler. Jose Mourinho, Türk Hava Yolları'nın UEFA Şampiyonlar Ligi finali için çektiği reklam filminde oynadı. Jose Mourinho'nun şu anda Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç'un gündeminde olduğundan bahsediliyor. Yeni dönemde Ali Koç'un Jose Mourinho ile çalışmak istediğinden bahsediliyor değerli dinleyiciler. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca Al Nassr'dan ayrılacak mı? Kariyerine dair bazı açıklamalarda bulundu. Brezilya'ya dönüş planı ile de ilgili konuştu Anderson Talisca. Suudi Arabistan'da futbolun bu kadar hızlı gelişeceğini tahmin etmediğini söylüyor. Bugün dünya liglerine bakarsanız Suudi Arabistan liginin ilk 10 sırada olduğunu görürsünüz. Giderek daha da gelişecek diyor. Ben oraya
İngiltere'ye giden ve çok büyük paralar alan futbolcuların bunu birazcık reklam, promosyon amacıyla söylediklerine inanıyorum. Çok sakin bir adam ve sahada çok iyi ilişkimiz var demiş Cristiano Ronaldo ile ilgili olarak. En büyük hayalim yüksek seviyede devam edip milli takım formasını giymek ve bir gün Brezilya'da tekrar top oynayacağım diyor Anderson Talisca. Laf lafa açıyor. Bu bölümümüzün daimi konuğu sevgili Mithat Halis bizimle birlikte. Mithat abi hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, iyi yayınlar Özgür. Dün Marçinyak, Santiago Bernabeu'daki maçta sizi epey sinirlendirdi galiba değil mi? Bayern Münih adına verilmeyen bir gol var. Ama Real Madrid'in de bir golü faul yaptı, Nacho'nun faul yaptığı gerekçesiyle sayılmamıştı. Ne diyorsunuz Mithat abi? Şimdi bir kere Bayern Münih, yani ben bu Bayern Münih'in antrenörü Ancelotti'yi biraz severdim. Dün nefret ettim. Sebebi şu: o pozisyonda çok net bir faul, boğazını sıktı şeyin. Dedi ki maçtan sonra, kimmiş kendini yere attı dedi. Hmm. Herkes onu kaçırıyor. Ayıp ayıp Ancelotti. Herkes seni çok efendi, kibar falan filan. Günlerdeyse tribüne çıkıp yumruksa üstü şov yapacaktı. Hmm. Real Madrid bunu hak etmiyor. Son 10 senede Florentin Perez UEFA'yı tehdit ederek Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyor. 1956 yılında kurulan Şampiyonlar Ligi diyelim, o zamanlar Landesmeister derlerdi. Ülkelerin şampiyonları oynardı. 10 sene faşist rejimlerle birlikte Bayern Münih o zaman piyasada bile yoktu. Benfica vardı birazcık. Biraz da Fransız takımları vardı, Rennes falan filan. 10 sene Avrupa'nın en iyi oyuncularını hem Barcelona'nın önünde hem diğer takımların önünde tehdit ederek faşist rejimden aldılar bu oyuncuları. 10 senede 8 sefer falan filan şampiyon oldular. Yanılabilirim. 5'i üst üsteydi. Ya 7'dir ya 8'dir. Şampiyonlar Ligi diye 14 sefer kazandılar ya. Bu ilk 10 senesinin tamamını zaten attım. Franco dönemine mi ait? Tabii. Faşist döneminde kazanılmış, diğer takımları tehdit ederek. Zaten finansal olarak da devlet takımı olduğu için Real demek, Royal yani şeyin krallık takımı demek. Sen daha iyi bilirsin. İspanya senin bölgen. Yani beni kızdıran dün akşamki Ancelotti'nin ona bile tahammül edemiyor. Oradaki kendi sahalarında yani o şeyin Marçinyak'ın o golü iptal etmesine tahammül edemiyor. Çok bariz bir faul yani. Kelin adamın boğazını sıktırdı. Nacho. Kimmiş indirdi. Ya ona bile tahammül edemiyorlar Özgür. Ondan sonra offside'den ikinci golü attı. Yozoli kesinlikle offside. 2 metre offside'dı. Offside'deki adam aktif pozisyona geçti, golü attı. Bakın en fazla kaçırılan pozisyon o, biliyor musunuz? Onu kim kaçırmadı? Dolit kaçırmadı. Dedi ki Jose golü atarken offside'di dedi. Dolit kim? Şeyin stoperi. Hakeme gitti, onu söyledi. Sen dedi Jose'liye dedi offside'deyken golü verdin dedi. Ben dinliyorum, Almanca biliyor bir şeyi. Benim dedi, ben dedi offside'im dedi. Belki offside'im dedi. Belli değil dedi. Ama dedi pozisyonun sonuna kadar beklemek zorundasın diyor çocuk. Çünkü pozisyon bittikten sonra offside olup olmadığına bakarsın dedi. Yani hakem lak diye şeyi kaldırınca, bayrağı kaldırınca pozisyonu kesip offside'i çaldılar Özgür. Evet. Rezaletin önde bir gideni. Marçinyak bunu ilk defa yapmıyor. Hatırlayın. Ben 3 sene 4 sene önce veyahut 5 senede olmadı bu, yani en az 4-5 sene var. Lask Linz'le maç yapıyor Özgür. O zaman ben bu adamı anlatmıştım, Marçinyak'a. Bu UEFA'nın dedim tetikçisi demiştim o zaman. Hangi maçtan sonra? Lask'in Kulüp Brugge maçından sonra. O zamanlar Şampiyonlar Ligi eleme maçı oynanıyordu. Marçinyak'a hakem ilan ettiler. Ben dedim ki benim Jürgen'e, ortağıma, bakın dedim bu hakem sizi yakacak. Ben bu hakemi tanıyorum. Türkiye'ye geliyorlar, hep maç yönetiyorlar. Dedim UEFA'nın yeni tetikçisi de bu. Yok dedi ya, o kadar da değil dedi. Biz de Avusturya'yız dedi. Görürsün Jürgen dedim. Ve maçta ne yaptı biliyor musun bu Marçinyak? Ne yaptı? Bak,
Bak Lask çok iyi oynuyor zaten. Top göstermiyor o zamanki Efte Brüje. Bir pozisyonda adam offside'da golü atar. Offside'da. Adam o adamın ilk önce offside'ını çalmadı. Sonra offside'daki Brüje oyuncu gitti penaltı yaptırdı. Evet. Penaltı da yok Özgür. Bak penaltı da yok. Bir, adam offside pozisyonunda forvet. Efte Brüje'nin forveti. İki, penaltı yok. Penaltıyı çaldı. Hakemin direkt nereye gitmesi lazım? O zaman VAR sistemi vardı. Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında Avrupa'da oynanıyordu. VAR monitörüne asla oraya dönmedi bile. Bakmadı bile. Direkt penaltıyı çaldı. Anladım. Yani doğrudan taraflı güdümlü bir karar verdi Marçinyak. Dolayısıyla bu anlamda tescilli bir hakem olduğunu düşünüyorum. Bu tetik Özgür. Anladım. O zamanlar neden biliyor musunuz? Lask, Linzi, Avrupa kupalarında Şampiyonlar Ligi'nde istemiyorlar. Zaten Salzburg var. Kuvvetli. Zaten Salzburg ondan sonra gitti ya Efte Brüje ya Gent'e 5 tane attı. Anladın mı? Yani peki. Orada bir Belçika takımını istiyorlar Özgür. UEFA buralarda öyle manipülasyonlar yapıyor ki bu zaten Bayern Münih'ten Bayern Münih'ten korkmuyorlar. Almanlar bir iki bağırırlar, susarlar. Öyledir. Bak Dresden ne dedi Jean-Christophe Dresden? Dedi ki bu dedi kötü kaybeden olmayacağız dedi. Bayern Münih'in Torstand yönetim kurulu başkanı. Evet. Biz dedi hakemlerden falan filan şikayet edecek halimiz yok. Peki. Kötü kaybeder olmayacak. Mithat abicim bugün için çok teşekkür ederim. Ama yarınki programımız çok daha uzun. 2,5 saat boyunca devam edecek. Orada ayrıntılıyla konuşuruz bu konuyu konuşmaya ve diğer konularla ilgili fikrinizi almaya devam ederiz. Bugün için çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik. Tamam Özgür. Yarın görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Mithat Halis bizimle birlikteydi. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar dilerim. Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi.